Evet arkadaşlar, hepinize selamlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videom tarhana videosu arkadaşlar. Tarhana yapımına hazırlık. Tarhana kuracağız bugün. Onun hazırlığını yapıyoruz. Burada maydanozlarımız, tek tek size neler kattığımızı anlatacağım arkadaşlar. Bahçeden topladık hepsini, maydanozlarımız. Burada soğanlarımız. Bolca soğan katacağız. Bu daha az. Arkadaşlar bu dağ kekiği. Dağdan topladık bunu. Çok güzel bir kokusu var. Mis gibi aroması var arkadaşlar. Dağ kekiği. Bu yine tarladan kendi biberlerimiz. Kuruttuğumuz kırmızı biberler. Acı biber. Acı olması için tarhanaya katılacak. Kuru acı biber arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Anne sesin çıkmıyor hiç. Sesli konuşabilirsin. Annemin başı ağrıyormuş arkadaşlar. Bu dorak. Bunu kıydık. Yine özellikle bekledik. Dorak diye bazıları bilmez. Dereotu arkadaşlar. Bunun tohumlu olması gerekiyor. Tohumlu olanı makbul. Biz de böyle tohumluca kes doğradık. Kıydık. Bunu böyle katacağız. Halat diyoruz biz bunlara. Tarhana halatı diyoruz. Bunların hepsi bidona girecek arkadaşlar. Burada yine boyun otu var. Boyun otu çoğu yörede bilinmez. Bizim böyle çok kattığımız bir ottur. Değişik bir ot. Biz bunu ekiyoruz. Kuruttuk. Bunun da yine tohumlu olanı makbul. Bakın arkadaşlar, içinde tohumları var. Boyun otu diyoruz bu yörede. Başka yörelerde ismi var mı, katan var mı bilmiyorum ben. Biz bunu tarhanaya katıyoruz. Çok önemli bir ot yani. Çok lezzet veren bir ot. Burada yine bahçeden topladığımız nanelerimiz var. Çiçeklenmiş. Çok güzel kokan, aroması müthiş. Naneler. Burada annem çalışıyor. Anne korona mı oldun yoksa? Allah korusun. Evet. Biber kaçtı. Bunlar naneler arkadaşlar. Şurada yine buna yabani nane diyoruz biz. Başka bir tabiri de var. Eşek nanesi de diyoruz. Bunu da yukarı yayladan getirdik arkadaşlar. Bu da farklı bir nane. Aroması farklı. Onu katacağız. Tarhana hazırlıkları son gaz devam ediyor. Ayşe yenge de geldi yardıma. Hoş geldin Ayşe yenge. Hoş buldum. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Ben bu hazırlık aşaması, inşallah bunları koyduğumuzda da sizinle paylaşacağım. Tekrar o tencerede ne var Sümer? Bamya. Ha, onu da gösterelim. Bamya. Arkadaşlar bu arada yemek de pişiyor. Şöyle bakalım içinde ne var. Ocak yemeği. Arkadaşlar bamya pişiyor. Sultan bamyası da şu içindeki içinde fasulyeler de var. O bir tane karışmış herhalde. Sultan bamyası. Fasulyenin de karışması bir şey olmaz. Şöyle fokur diyor arkadaşlar. Sirkeyle harika olur. Semaverimiz, yine manduzumuz. Burada da süt tenceremiz var. Süt taşmış sanırım. Belli oluyor. Taştı. Böyle arkadaşlar. Tarhana'nın bütün aşamalarını sizinle paylaşacağım. Göstereyim. Bu nane çok mu şimdi? Nereye? Bu katılır mısın be bu kadar? Kız bunu alayım da katılır mı? Çok mu? Zehri de. Ha, acı mı olur fazla nane? Hmm, ne bileyim, bol nane de yoluydu. Yok yok. Maydanoz. Buruk mu eder? Maydanoz şey. Çok bol. Ha, der artık sen orada maydanozu sistemiz artık. Tamam anne, annem bana iş yapmıyor diyor yani, ona getiriyor, onu demeye getiriyor, iş yapmıyorsun, sürekli çekim yapıyorsun diyor annem arkadaşlar. Ama ben iş yapıyorum, buradan size annemi şikayet edeyim. Biberler acı biber, belki çok gibi gelebilir ama değil, biz katıyoruz böyle. Bazısı da yine renk vermesi için kırmızı tatlı bibermiş arkadaşlar.
arkadaşlar, durakları yıkıyoruz şimdi tarhanaya girmeden önce. Bunları yıkıyoruz arkadaşlar, tohumluk tohumluk da bunları akıtmadan koyacağız. Dereotu arkadaşlar bu. Tohumlanmış dereotu. Öyle akmaz. Şöyle düşün ya. Tohumlarını akıtmasınlar. Hı? Şeyini suyunu dökerken şey koyalım şunu. Çünkü tohumlar önemli. Tohumu gider. Şey yok mu? Sinek. Eserse bir şey olmaz. Ya bu da sen onu oraya mı atıyorsun kızım? Şuraya. Kerimede. Arkadaşlar, nane ve maydanozu da yıkıyoruz. Nanelerimiz çiçeklenmiş. Biz tarhananın içine gerçekten çok malzeme katıyoruz arkadaşlar. Satışını da yapıyoruz. İsteyenlere verebiliriz. Köy tarhanamız harika oluyor. Ayran, köy ayranı arkadaşlar. Yayık ayranını ekşitiyoruz. Üzerine yoğurt koyuyoruz. 15 gün böyle bekliyor. Bekleme süreci var. Onu da paylaşacağım. Yani böyle bir günde yapılan bir iş değil. Köy tarhanamız gerçekten meşhur. Kastamonu, Kosya, Ortalıca köyünde yapılan tarhana. Tadanlar bir daha tadıyor. Ama şöyle bir püf noktası var. Kesinlikle bu tarhanayı köy salçasıyla pişireceksiniz. Köyde yapılmış salça, hazır salçalar tadını çok ciddi anlamda bozuyor. Ve biz tarhananın içine kuru kıyma yapıyoruz, kış hazırlığı olarak kuru kıyma katarız. İnanılmaz lezzet veriyor. Yine tarhanayı piştikten sonra servis yaptığınızda üzerine kekik koyabilirsiniz. Fesleğen tohumu koyabilirsiniz o şekilde. Ve inanılmaz böyle aroması çıkıyor arkadaşlar. Şu anda yeşilliklerimizi ekliyoruz. Nanemiz mis gibi, şu an her tarafta nane kokusu yayıldı, inanın. Köy nanesi. Her şey doğal katıldığı için tarhanamız çok lezzetli oluyor. Yavaş, eğer sizse kaçıramadım. O az değil mi Hatice yenge? Yeter ya. Taşıyla ayakkabımız koymayın da bu ne ben kaçıracağım? Boyun otu yani tadı büyük şey var, bir büyük tar, büyük tar. Mavi tarla var ya, büyük o zaman. Büyük bayağı var. Rahmetli kaynım bunu hep işi takmaz. Sevmez kokusu. Onu mu? Hem hiç kokusu var gibi de belli değil yani. Kokusu işte, çok kokusu yok ki. Onu yaşarken koparacağım ama kurulacağım. Kurumuş. Zamanı geçmiş. Tohumlarla alalım da ekelim, değil mi? Hmm. Bir konu şöyle çıktı. Aslında bunu ekince cerge yapacağım, buna cerge. Öyle yere yapışıyla mı? Ha, buna cerge yapacağım. Hatice, bu maydanozu bir daha kuruya etsin, şöyle sulay sulay. Ben Rabbim de öyle ilgilendirdim. Mantıklı. Seralarda hep sıraya yapıyorlar. Bir de işte böyle cansız olmaz. Şöyle şöyle olur. Ben bunu öyle bir sık ekmişim ki. İşte sık olduğundan baksana tek dal kalmış. Ha, hiç gitmedi böyle. Medyan gelinki çataklaşıyor mesela. Bu olmadı. Hı hı. Efendim, soğanın kenarlarından yiyecek oluyor. Boyun otunu kıyıyoruz arkadaşlar şimdi. Boyun otunu. Sıçrayı çok şey yapmıyor. İyi, böyle var. Çok şey olmadı mı? Yeter mi Hatice'nin şeyi? Yeter. Çok ezmeye gerek yok mu? İyi. Yaş yok, yaş.
Hatice ben dedim Ayşengi'ye, ha gel dedim, orada oturuyormuş. Arkadaşlar kırmızı biberi kıyıyoruz şimdi de. Bu şekilde kıyacağız, parçalara ayıracağız. Onları dağdan toplamıştım herhalde. Daha dedim ki şuradan topluyorsun ya, cingalının karşısı yukarı yani. Hayatın yandan mı? Yukarıda var mı? Hayatın yandan değil, biz orayı bilmiyoruz. Hayatın yukarıda. Ha, bastı bir şu tarafından. Aşağıda bir yer varmış, orayı bir tek şey daha olamaz dedim adam. Bir adam dadanmış, hepsini koparmış. Nereyi? Aşağıda bir var. Ada acaba deriz deriz. Deriz deriz ya. Cengiz hiç adamı diyorsun, hiç kullanmış değil. Pazar ne gün topladı? Satıyorlar. Pazarda olur kekikle. Doğru mu? Satabiliyorlar şimdi. Demek ki inan hiç sormadım da dolup satıyorlar. Acıyor. İnsanın genzine kaçıyor. Bayağı acıyor. Sümer o acı yetmez mi çok? Acı değil. Sen kaldı mı Sümer? Niye? Çok geldi. Aha geldi. Geldi. Kendinize kaçtı. Biber tozu kendinize kaçtı arkadaşlar. Melode bu evet. Kekuk. Arkadaşlar bu tarhanamızın kekiğini katıyoruz şimdi. Sabahtan beri hazırladığımız malzemeleri içine koyduk. Şimdi Muammer yengemiz kekiğini koyuyor. Yayladan topladık işte bunları, böyle katıyoruz. Tarhananın tadı olsun diye katıyoruz. Bu olmasa kokusu olmuyor, güzel olmuyor. Evet, hepsi bunları ayrı bir lezzet veriyor. Tarhanayı da ambara koyduk serin olsun diye kilerimize arkadaşlar. Günde 3-4 kere karıştırıyoruz. O zaman tarhana bozulurdu Aygut. Evet. Aygut diyoruz arkadaşlar biz buna. Bu yoğurt sonra ayranla karışmış haline Aygut diyoruz bütün malzemelerin. Bu kaç gün bekleyecek Muammer yenge? Bu 14 gün. 3 gün ayranı bekliyor. Ekşi diyoruz Ece. Ayranla ekşittik. 3 gün. Ondan sonra malzemesini koyuyoruz. Soğanını, dereotunu, nanesini, evet, sabah temizlemiştik. Acı biberini. Süzme yoğurdunu, yayık ayranını. 2 hafta bu şekilde bekleyecek. 2 hafta duruyor, 14 gün duruyor. 15. biz bunu karıyoruz. Unla karayacağız arkadaşlar. Sonrasında ondan da... sonra da hamurunda 7 gün durguluyor. 8. gün döküyoruz. Evet, hamuru da 7 gün duruyor. Arkadaşlar yaklaşık 4 haftalık bir süreci var tarhanamızın. 4 bir hafta sonucunda... Evet, bir ayda şekillenen bir hamur, tarhana hamuru. O yüzden de lezzeti çok. Yani kısa süreli olan bir şey değil. Hem kendi nanemizden koyuyoruz, hem sulak nanesi. Derelerden topluyoruz o temiz yerlerde. Evet, sulak dere naneleri tamamen doğal köy ürünleri arkadaşlar. Burası ambarımız olduğu için arka taraf biraz karışık gözükebilir. Her şeyimiz burada bizim. Eşyalarımız. Kekik de şu an mis gibi kokuyor arkadaşlar. Dağ kekiği. Dağdan topladık bunu. Buranın kekiği bu şekilde. Yayla kekiğinden biraz farklı. Kayalarda olan bir kekik. Muammer yengenin tarhanası da pazar günü olacak. O yaptı bizden önce. İsteyen olsa buyurun. Evet. Yani satışı da mevcut. İsteyenlere satıyoruz arkadaşlar tarhana. Gerçekten çok özel bir tarhana. Şimdi yoğurt ilave edeceğiz herhalde, değil mi? Ayran, ayran. Ha, şimdiki yoğurdum bu kuyu getirdim. Aşağıya. Aşağıda. Yoğurt çalmıştık arkadaşlar. Çalmak derken mayalamak. Yoğurt mayalamıştık. Biz çalmak diye tabir ediyoruz. Hacerap mayaladığımız yoğurdu Hacerap koyduk. Hacerap gezeydin de bir bakıyorsun ayran daha gitsin kova. Bir kova da ayran gitsin. Olmamış. Yani. Ha, koyu olmuş diyor Muammer yenge. Onu şey olmaz. O zaman yayık ayranı koyacağız değil mi? Aha, biraz yayık daha. Ayranı, yayık. Hmm, kıvamı koyu olmuş arkadaşlar. Yayık ayranı koymayınca olmuyor. Şu biber atsak içine. Atamıyorsun. İpi mi var? İpinden şey. Öyle olmaz ki. Kıyıyoruz. Onu ayrı yerde şey yapalım. Onu yiyeceğim şimdi.
Niye renk şey yapar rengi? Böyle büyük olmaz ki. Evet, kekiğimizi kattık arkadaşlar. Müthiş bir aroması var. Bunu biz yemeklerde de böyle yiyoruz. İştah açıcı bir şey. Böyle ayrıca. Yemeklerin çok güzel oluyor bu. Yemeklerin yanında da yediğimiz bir sos olarak da tüketiyoruz bu tarhanayı arkadaşlar. Sos da oluyor. Bakar mısınız malzemenin çeşitliliğine? Bu kadar çok malzemesi var ki içinde. Kırmızı biber koydu renk vermesi için. Kırmızı biber katıyoruz. O da renk verecek. Bu şekilde aşamalarını paylaşacağız hem arkadaşlar. Hem el işle yapabiliyoruz. Bunun başında marifetlerimiz çok çok. Ambarda evet örmüş olduğum bir oyuncak var. Ben de var. Yapmaya geliyorum sizinle. Amel yenge böyle onu gördü. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Bu şekilde aşamalarını paylaşacağız. Evet, arımızı da gösterelim. Buradan. Evet, müsmer okuyacağız.